Saatler olsun muhtarım. Olsun olsun. Ya bu Zolay'la Çavi'nin yaptığı şey beni fena yıktı ya. Böyle iş mi olur ya? Allah Allah. Neyse, neyse. Haydi ben gidiyorum. Ya, muhtarım, tıraşın parasını kim ödeyecek sorması ayıp. Ya ben az önce milyonlarca euro para kaybetmişim. Sen kalkıp benden hala tıraş parası istiyorsun. Asıl tıraşı sen yapıyorsun ya şu an. Haydi yürü ya. Allah Allah. Bak gördün mü, muhtar yine katakulliye getirdiği işi bedavaya tıraş oldu değil mi? Arkamdan konuşma. Sağ ol kardeşim. Sabri şunun sesini açsana. Olay, olay, olay. Society'nin kaçak gelini yine yaptı yapacağını. Türkiye'nin en zengin ailelerinden Servioğulları'nın güzel kızı Çağla Servioğlu yine son dakikada nikah masasından kaçtı. Bu kız manyak ya. Ya madem evlenmeyeceksin niye babanı bunca masrafa sokuyorsun kızım ya? Abi sorma ya. Yılın düğünü için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde toplanan yüzlerce seçkin davetli gelinin otelin arka kapısından kaçmasıyla büyük bir şok yaşadılar. Bu kaçak gelinimizin ilk vukuatı değil tabii. Son 5 senede 7 defa evliliğin eşiğine gelen Çağla Hanım her defasında son anda fikir değiştirip nikah masasından firar etmişti. Vay 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 vay. Demek öyle Çağla Hanım. İşte şimdi bittin sen kaçak gelin. Alo. Sosyeteniz dergisi ihbar attı mı? Ha, süper. Ben şimdi size bir ihbarda bulunacağım. Çok sosyetik ve çok ünlü bir isim hakkında. Kolay gelsin. Sağ ol. Okuyor musun? Nasıl gidiyor? Anlamadım. Yani bütün bu yetenekler onca falan yani tek başına olmaz. Eğitim almışsındır herhalde diye onu soruyorum. Okudum. Fransa'da 2 yıl. Ya öyle mi? Fransızların da aslında İtalyan olduğunu biliyor muydun biraz? Yok, bilmiyordum. Ha, ama İtalyanlar daha iyidir ve ben bir İtalyanım onu biliyor muydun? İyi, tebrik ederim. Ben bir de %50 Türk'üm. Yani yarı Türk, yarı İtalyan. Gerisini sen düşün. Gerçekten hiç düşünmek istemiyorum. İsteyeceksin. Ben bu kıza yürüyorum ama inşallah bu işin sonu sünnete varmaz. Çavi, sana bir şey soracağım. Hayır, sevgilim yok. Ne? Yani hoşlandığım bir kız var. Daha yeni tanıştık ama böyle aramızda çok kuvvetli, tutkulu bir elektrik varmış gibi hissediyorum. Ne mutlu sana. Sana da. O zaman biraz sohbet edelim seninle. Aa tabii, olur. Ya ben şey soracağım sana. Bu bizim karşı dükkanda böyle yüzü güzel bir kız var. Aa sen benim kız kardeş Azra'dan bahsediyorsun. Senin kız kardeşin mi? Yani benim için kız kardeş gibi. Yani çok tatlı, çok melek gibi iyi kalpli bir insandır Azra. Aa öyle mi? Allah sahibine bağışlasın. Bağışlamıyor işte. Bağışlamıyor bir türlü. Nasıl? Yani şimdi bizde Romeo Juliet vardır bilir misin? Hı. İşte sizde de Leyla ile Mecnun. Evet, Aslı ile Kerem. Ferhat ile Şirin falan böyle öğrendi onları. Yani bir de Ahmet ile Azra var. Onlar işte çok büyük, aynı bunlar gibidir. Çok büyük bir aşk. Böyle nasıl diyeyim, çocukluktan beri geliyor, ilkokuldan. Yani bunlar birbirlerini öyle seviyorlar, öyle seviyorlar ki... ama bir sürü kötü olay, badireler, olumsuzluklar, bir ayrılıp bir barışmalar. Hatta geçen gün Ahmet Azra'ya evlenme teklif etti. Azra kabul etmedi mesela. Aa. Ya. Hadi ya.
Kısmet tabii bu işler yani. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.